Evet arkadaşlar, devam edelim. Bu komponentu kapatıyorum. Hatta şunu da göstereyim size. Bir komponentu nasıl silebilirsiniz? Diyelim ki ben bunu artık kullanmak istemiyorum. Ben bunu silmek istiyorum. Eğer buradan silerseniz, şu şekilde delete derseniz, buradan sadece buradan delete olmuş olur. Ama siz deploy yaptığınız için sizin org'da hala orada kalmış olur. Eğer org'dan da silmek istiyorsanız burada SFDX delete from project and org diyor. Onu seçebilirsiniz. Ama bunu buradan delete yapmak istediğiniz zaman şöyle bir hatayla karşılaşacaksınız. Delete diyorum. Hala kullanıldığı için silmeyecek. Gördüğünüz delete from project and org fail diyor. O yüzden şunu yapmanız gerekiyor. Sayfanızı edit yapıp sayfanızdan kullanımını çıkartmanız gerekiyor. Yani bunu komponentlardan sayfanızdan çıkartmanız gerekiyor. Öyle diyelim. Görüyorsunuz en yukarıda ben bunu buradan çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra save yapıp artık silebiliyoruz. Hem org'dan hem de VS Code'dan silebiliyoruz. Şimdi burada My Component üzerine geliyorsunuz. Delete from project and org diyorsunuz ve siliyorsunuz arkadaşlar. Delete diyorum. Şimdi silmede hiçbir problem oluşmayacak. Silecek. Evet. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde silinmiş oldu. Buradan mesajı görüyorsunuz. Evet. Başarılı bir şekilde silmiş olduk. Burada da silme nasıl olur onu öğrendik. Tekrar kuralım arkadaşlar. Şimdi bu videoda XML faili nasıl dizayn edilir, nasıl configuration nasıl yapılır ona bakacağız. Yeni bir dosya oluşturalım. Create Lightning Web Component diyorum. Buna yine My Component diyelim bu kez. My.com şeklinde oluşturacağımız dosyayı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi oluştu. Ne demiştik bir önceki videoda? 3 tane dosyamız otomatik oluşuyor. HTML, JavaScript, bir de Meta XML sayfamız. Bugün bu videoda Meta XML sayfasını değiştireceğiz. Şöyle yapalım. Öncelikle HTML sayfamızı açalım. JS'i açalım. Diğer Meta'yı da açalım. Hepsini açtık. Şimdi birinci olarak şunu yapalım. Burada bir şeyler ekleyelim diye diyorum. My name is Engin diyorum. Bu şekilde bir division oluşturdum ve içine text koydum. Bunu kaydediyorum. Daha sonra bunu ben deploy yapmak istiyorum. Deploy yaptığınız zaman şöyle sağ yapıyorsunuz, deploy yapıyorsunuz. Bakalım deploy olacak mı? Çünkü XML sayfasında hiçbir değişiklik yapmadım. Ne diyor? Deploy successful diyor. Şu anda org'da var bu. Org'da var. Ama ben org'a gidiyorum. Sayfamı edit yapıyorum. Aşağı doğru geliyorum. Gördüğünüz gibi org'da var ama burada yok. Neden burada yok? Neden burada yok? Çünkü biz onu nerelerde kullanacağımızı yazmadık, belirtmedik. Eğer siz bu şekilde org'a deploy yaparsanız bunu App page, home page ya da record page'de kullanamazsınız. Eğer oralarda kullanmak istiyorsanız JS Meta XML sayfasını düzenlemeniz gerekiyor. Yani burada setting yapmanız gerekiyor. Ayarları değiştirmeniz gerekiyor. Birinci yapmanız gereken isExposed kısmındaki false'u true yapmanız gerekiyor. Yani biz bunu kullanabileceğiz mi? Bunu true yapıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi nerelerde kullanmak istiyorsunuz? Onu da targets elementiyle yapıyorsunuz. Targets elementinin içine de targetlar koyuyorsunuz. Şu şekilde target koyuyorsunuz. Ve bunun içine Lightning App page, Lightning Record page ve Lightning Home page'i girmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Spelling hatası olmasın. Underscore yapıyorsunuz ve büyük harflere dikkat edin. App page bu şekilde koyuyorsunuz. Eğer bir hatamız varsa zaten şey yapmaz. Bakalım spellingimiz doğru mu? Evet, doğru. O zaman bunu kopyalayalım. Daha sonra hem homepage için şurada homepage için hem de record page için aynı şeyi oluşturalım. Şu anda biz bunu deploy yaptıktan sonra şu 3 sayfada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hem app page'de hem home page'de hem de record page'de. Tabii ki burada spelling hatası yoksa tekrar bakıyorum. 2 tane underscore olması gerekiyor. 2 underscore yapalım. Gördüğünüz gibi böyle hatalarla karşılaşmak güzel bir şey. Öğrenme adına bunu kaydediyorum. Şimdi deploy yapıyoruz. Deploy oldu. Şimdi bakalım gözükecek mi bizim page'de. Şu anda bir app page'in içindeyiz. Aplikasyon sayfasındayız. Aşağı doğru geliyorum. My.com artık burada gözüküyor. Çünkü targetları koymuştuk. Eğer targetları koymasanız burada gözükmez. En azından app page'i koymasanız burada gözükmez. Bunu alıyorum. Yukarı koyuyorum. My name is Engin görüyorsunuz. Save yapıyorum. Şimdi geri gidiyorum. My name is Engin'i görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu videoda hedefimiz neydi? Eğer olur da meta XML sayfasını şey yapmazsanız, modifiye etmezseniz, burada targetları eklemezseniz, o zaman deploy yapsanız bile, deploy olsa bile siz onu herhangi bir sayfada kullanamıyorsunuz, göremezsiniz. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken 4 şey var. Birincisi, bunun true olması gerekiyor. İkincisi, targets içinde targetlar koymanız gerekiyor. Bu önemli. Bazı arkadaşlar sadece targetları koyuyor. Targets şeyini unutunca, ana şeyi unutunca olmuyor. Ve içine Lightning App Page, Lightning Home Page, Lightning Record Page. Burada şu App Page'in büyük harfle başlamasına dikkat edin. Page de büyük harfle başlıyor. Arada 2 tane underscore var. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu videomuz böyle. Bir sonraki videomuzda LWC'yi öğrenmeye devam edelim.